Değerli canlar, sevgili köylülerim. Hünkar Hacı Bektaş Veli der ki, erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Eksiklik noksanlık varsa behel cahil senin görüşlerindedir. Birimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin yine buyurduğu gibi, insanın hayatta üç tane dostu vardır. Hakka yürüyünce birisi evde kalır, ikincisi yolda kalır, üçüncüsü de bedeninde kalır. Evde kalan malı ile mülküdür. Yolda kalan ailesi, yakınları ve dostlarıdır. Kişiyle gelip de giden ise kendi iyilikleridir. Zülfü anamın dilinden söylüyorum size. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, bir göz açmış yummuş gibi. Yol erenlerinin sözlerindendir. Hiçbirimiz bu dünyada kalıcı değiliz. Bu son hizmetimizde Zülfü anamız göz açıp yummuş gibi aramızdan ayrılıp hakka yürüdü. Zülfü anamız canımızın ruhunu, anılarını, gönlünü hatıralarımızda hak katında, bedenini ise ebedi istirahat yağı toprak ananın kucağına bugün sırladık. Zülfü anamızın doğum tarihi 1936. Döne anadan doğan Topal Yusuf lakabıyla bilinen Yusuf Dindaroğlu'dan olan evlatları bugün burada son ebedi istirahat yağına bırakmış oluyoruz. Bizim öğretimizde eline, diline, beline sahip ol der pir. Bize kendine reva görmediğini başkasına görme der. Ermeni, Ezidi, Süryani, Kürt, Türk, Arap, Fellah, Asyalı, Afrikalı, Avrupalı, aç, tüm dünya halklarına, insanlığına aynı gözle bak diyor bizim pirimiz, üstadımız. Üç günlük dünyada ezmeden, ezilmeden, birbirimizin haklarına saygı göstererek barış içerisinde insanca mutlu yaşa ve yaşat diyor. Bu ilkelere önem veren, bu doğrularla hareket eden, bu güzelliklere gönül vermiş olan Zülfü anamız bu doğrultuda bir hayat yaşamıştır. İçinizden gelip geçmiştir. Ve bugün burada tekrardan ebedi istirahat yakında duruyor. Onun adına çocukları da burada soruyorum. Hakkınız varsa hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınız varsa hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınız var ise hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Çocuklarından bizlerden tarafı da bizlerden size geçer eğer bir hakkı olduysa Zülfü anamızın anasının ak sütü gibi döndü anadan aldığı ak süt gibi helaldir. Bunu bilesiniz. Değerli dostlar, erenler, analar, bacılar, sevgili köylülerim. Yüzümüz yerde, özümüz darda, canlarımız acılı, yüreklerimiz dağlı, gözümüz yaşlı, bağrımız ataşlı. Ataş külde söner, acı yürekte diner. Acılar ise paylaştıkça azalır. Sevgiler, bilgiler paylaştıkça çoğalır. Dilde dileklerimiz, acılar azalsın, sevgiler, bilgiler çoğalsın. Canlarımızın, yakınlarımızın acıları dinsin. Yakınların acılarını paylaşıyoruz. Cümle canların acılarını paylaşıyoruz. İnsan olmamız, yol ehli olmamız ise bunu gerektiriyor. Sevgili köylüler, sevgili canlar, evrende hiçbir şey olduğu yerde olduğu gibi kalmaz. Her şey değişim halindedir. Her an, her zaman bir yaşamın sonu, bir yaşam ise başladığı sonucu vardır. Burada hakkın değişmez yasasıdır bu. Bizler haktan geldik, hakka dönüyoruz. Dört ana cardan var olduk. Havadan, topraktan, sudan, güneşten var olduk. Tekrardan bu dört ana sıra dağılıyoruz. Önce toprakta, daha sonra havada, daha sonra güneşte, daha sonra suda. Başka bir gerçek yoktu. Gerçek olan budur. Erenler, hiçbir şey olduğu yerde olduğu gibi kalmıyor. Zülfü anamızın, erenlerin, Fatıma ananın, güzellerinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin, sevdiklerinin yanı olsun. Burada kalan cümle köylülerimizin, canlarımızın, yakınlarını sevenlerin gönüllerinde mekanı olsun. Allah Allah.
devri daim olup mekanı gönüller olsun diyoruz. Geride kalan tüm aileye, geride kalan köylülerimize, sevenlerine, gönül dostlarına, yarenlerine, yoldaşlarına, çocuklarına, torunlarına sabır bahşetmesi, sağlık bahşetmesini diliyoruz Hak'tan. Değerli dostlar, bir canımız Hakk'a yürüdüğü zaman rızalık vardır, uğurlama vardır ve sırlama vardır. Biz burada biraz farklı yaptık. Sırlamayı önce yaptık. Daha önce kapımızın önünde, evimizin önünde rızalığı aldık ama ikinci kez de burada rızalığımızı almış olduk. Uğurlamayı da burada bu şekilde yapıyoruz. Gelen dostların ayaklarına sağlık, gönüllerine sağlık, yüreklerine sağlık, dilde dilekleriniz, gönülde muratlarınız hasıl ve nail olsun. Hiç istemeyiz ki bir canımız zamansız bir Hakk'a yürüsün. Zülfü anamız da bu yaşına kadar severek yaşadı. Sevdiklerine, dostlarına gönül vererek yaşadı. Bu gönül birliği içerisinde hepinizin adına onun da ruhu şad olsun diyorum ve hepinizin adına da burada öpüyorum kendisini. Zülfü anam benim ikinci annemizdir. Bilesiniz, aile köylüler bilirler. Hepinizin ayaklarına sağlık. Tahmin ediyorum saat 12'de Cem evinde bir lokmamızla. Evet. Saat 12'de Cem evinde lokmamızı yemek için buyurun. Hepinizi bekliyoruz. Çok çok sağ olun, var olun. Allah başınızı acıyı göstermesin sizlerinize. Sağ olun, var olun.